Merhaba arkadaşlar. Bugün size 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf arkadaşlar konularından azar azar başlayalım. Biliyorsunuz 8. sınıftan 9. sınıfa geçtiğinizden arkadaşlar fen bilgisiydi. Artık bundan sonra fizik, kimya, biyoloji de olarak ne yapacağız? Derslerimize devam edecek. Peki fizik neyi kapsıyor? Arkadaşlar 9. sınıfta birinci ünitemiz nedir arkadaşlar? Fizik bilimine giriş. Fizik bilimine giriş. İkinci ünitemiz arkadaşlar madde ve özellikleri. Üçüncü ünitemiz ise arkadaşlar hareket ve kuvvet. Dördüncü ünitemiz arkadaşlar nedir? Enerjidir. Beşinci ünitemiz arkadaşlar bizim nedir? Isı ve sıcaklığımızdır. Altıncı ünitemiz ise nedir? Elektrostatik, yani elektrik diyebiliriz arkadaşlar. Bu dönem arkadaşlar bunların hepsini göreceğiz. Birinci dönem ve ikinci dönem hepsini ne yapıyor? Şu an yazdığım konuların hepsini kapsıyor. Peki bizim bilmemiz gereken, daha doğrusu şu an işleyeceğimiz hangi konu arkadaşlar? Fizik bilimine giriş diyerek ne yapalım arkadaşlar? Başlayalım. Fizik bilimine giriş yaptıktan sonra peki neler vardır bunda? Hangi konularımız? Arkadaşlar laboratuvar güvenliği. Güvenliği öncülleri var. Sizlerden onları bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen onları bilin. İşte radyoaktif madde, çevreye zararlı madde, göz güvenliği, elbise güvenliği, aşındırıcı madde, toksik, dumanlı güvenliği. Bunlar arkadaşlar kesici madde, tahriş edici madde, radyoaktif madde, yangın güvenliği, elektrik güvenliği ve yanıcı madde. Bunların şekillerini bileceğiz. Birinci ödevimiz arkadaşlar şekilleri bilelim. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Laboratuvar malzemelerinin güvenliği, işte günlük yaşamda kullandığımız örnekler, yanıcı madde, toksik maddesi. Bunlar ne yapacağız arkadaşlar? Bileceğiz diyoruz. Peki fizik nedir? Şimdi onları söyledikten arkadaşlar ilk konumuza başlayalım. Fizik nedir? Fiziği nasıl işleyeceğiz hocam biz? Arkadaşlar fizik bilimine girişten ne yapıyoruz? İlk başta başlıyoruz. Fizik nedir? Fizik neleri kapsar? Günlük yaşamımızda karşımızda ne gibi etkileri vardır? İlk önce ne yapalım arkadaşlar? Fizik diyelim. Siz de azar azar not alırsanız hem sizin için iyi olur arkadaşlar hem benim için iyi olur. Başlık olarak fiziği attık. Bekliyoruz. Hemen kalemimi değiştireyim. Arkadaşlar fizik nedir? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, virgül, gözlem ve deneye dayalı bilim dalına denir. Arkadaşlar dediğimiz gibi uzay, zaman bunları siz yazın. Ben de tekrarlayayım azar azar. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişki inceleyen gözlem bizim olmazsa olmazımız gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne diyoruz arkadaşlar? Biz fizik diyoruz. Hemen siz bunu yazın, bekliyorum. Peki hocam günlük yaşamda fizik nedir? Tanımı daha açıklar mısınız? Mesela şu an ben telefonu kayıt yapıyorum. Ya da arkadaşlar evlerde kullandığınız internet. Bunlar nedir arkadaşlar? Hepsi fiziğin alanına girer. Ya da arabaya bindiğiniz zaman arabanın işte gaza bastığınız zaman onun göstergesi hız, sürat. Ya da gözünüzü gökyüzüne kaldırdığınız zaman madde ya da atıyorum güneş ya da Dünya Ay etkileşimi bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Birer fiziğin kapsam alanıdır. Fizik alanı diğer branşlarda ne yapar arkadaşlar? Kapsar. Sadece fizik bir olgu değildir. Fizik matematiği de kapsar, biyoloji de kapsar, kimyayı da ne yapar arkadaşlar? Kapsar diyoruz.
Peki hocam fiziğin tanımını yaptınız. Peki fiziğin alt dalları nedir? Hemen kalemimizi değiştirelim. Ona ne diyoruz arkadaşlar? Fiziğin alt dalları. Fiziğin alt dalları nedir? Yani alt dallarından kastımız nedir? Fizik sadece kendi başına bir şey ifade etmez arkadaşlar. Kendinin de ne yapar? Alt dalları vardır. Alt dalları da nedir? Yani diğer konularla alakalı arkadaşlar onları kapsayan biz dalları ne diyoruz? Fiziğin alt dalları diyoruz. Onu ise arkadaşlar nasıl şifre edeceğiz? Şu şekilde şifre ediyoruz. Bunları teker teker açıklayacağız arkadaşlar. Şöyle başlığımızı atalım. Arkadaşlar şu şekilde şifreliyoruz. Kamyonet. Bunları teker teker açıklayacağız. K nedir? K arkadaşlar fiziğin alt dalıdır. Katı hal fiziği. Bunları teker teker açıklayacağız. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallardır derse nedir? Bir katı hal fiziği. İki ise arkadaşlar atom fiziği. 3 arkadaşlar nedir? Mekaniktir. Mekanik fiziği. Diğeri ise arkadaşlar Y yüksek enerji ve plazma fiziği. O arkadaşlar kamyonetin O'su. Optik. Bunların hepsini tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Ne? Nükleer fizik. Biraz yazım kötü. Tekrar beklerim ben arkadaşlar. E arkadaşlar elektromanyetizma. Size ilk başta bunlar absürt gelebilir, kötü gelebilir arkadaşlar. İlk başta duyduğunuz zaman elektromanyetizma. Son ise arkadaşlar termodinamik. Bunları arkadaşlar teker teker açıklayacağız. Bunları bekliyorum yazmanızı. Kamyonet. K katı hal fiziği, katı hal fiziği, A atom fiziği, M mekanik, Y yüksek enerji ve plazma, O optik, N nükleer fizik, E elektromanyetizma, T ise nedir arkadaşlar? Termodinamik diyoruz. Bunları hocam nasıl açıklayacaksınız? Bunları arkadaşlar MEB'in kitabına göre açıklıyorum. Sırasına göre değil, yani buradaki yazdığım sıraya göre değil, MEB'in kitabına göre açıklıyorum. Çünkü orada kafanız karışmasın. MEB kitabında zaten bunların aynısı var. Başlıkları. İlki ne yapalım arkadaşlar? Açıklayalım. İlki nedir? Hemen onu kalemimizi değiştirelim. Bir diyoruz arkadaşlar. Mekanik. Mekanik nedir? Arkadaşlar mekanik kuvvet ve siz görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle bu tarafa alayım biraz daha. Kuvvet ve hareketi işleyen fizik dalına denir. Peki hocam bunu biraz daha açıklar mısınız? Arkadaşlar mesela siz şu an kalemi bir yerden bir yere götürdüğünüz zaman kuvvet uyguluyor musunuz? Uyguluyorsunuz. Peki bu cisim hareket ediyor mu? Tabii ki hareket ediyor. Bir noktadan bir noktaya geldi mi? Geldi. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mekanik diyoruz. Yani kuvvet ve hareket konusunu işleyen fiziğin alt dalı nedir arkadaşlar? Mekaniktir. Mesela bir rüzgar, örnek diyelim hemen. Arabanın gitmesi. Gitmesi. Rüzgarın cismi götürmesi. Bunların hepsi arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa mesela baltanın odunu kesmesi ya da atıyorum arkadaşlar yere düşmek. Bunların hepsi nedir? Birer mekanik örneğidir. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar sürüsünde bir hareket vardır. Diğeri ise arkadaşlar elektromanyetizma. Hocam bu nedir? Arkadaşlar elektrikle manyetizmanın birleşmesi sonucu ne meydana gelir? Elektromanyetizma meydana gelir. Peki hocam bunu biraz daha açıklar mısınız? Elektrik bildiğimiz arkadaşlar manyetizma ise mıknatıstır.
Mıknatısla elektriğin birleşimi sonucu ne meydana gelir? Elektromanyetizma gelir. Peki hocam, bunu biraz daha günlük yaşamda uyarlar mısınız? Tabii ki arkadaşlar, elektrik yükleri. Elektrik yükleri. Başka arkadaşlar. Mıknatıslar. Tabii bunlar ne olması lazım arkadaşlar? Elektrikli etkileşmesi lazım. Bunun günlük yaşamdaki örneği nedir? Elektromanyetizmanın örnek diyelim. TV, televizyon. Televizyonlarda ne var arkadaşlar? Elektrikle mıknatısın birleşmesi sonucu elektromanyetizma vardır. Telefon. Ondan sonra hoparlör. Bunlar arkadaşlar aklınıza bir sürü ne gelebilir? Bununla ilgili gelebilir. Mesela başka pusula. Bu da nedir arkadaşlar? Elektromanyetizmaya güzel bir örnektir diyoruz arkadaşlar. Başka aklıma gelen zil sesi. Mesela kapıya bastığı zaman arkadaşlar onda ne vardır? Elektrik vardır. Düğmeye basar bir kişi. Bastığı zaman o diğerini tetikler. Tetiklediği zaman da içinde mıknatısı vardır. Mıknatısı ne yapar arkadaşlar? O da ona baskı yapar ve elektromanyetizma, yani elektrikle mıknatısın birleşmesi sonucu ne meydana gelir? Elektromanyetizma meydana gelir. Diğeri ise arkadaşlar termodinamik. Termo arkadaşlar ısı ve sıcaklık demek. Dinamik ise daha ilerleyen zamanlarda göreceksiniz, hareket demek. Isı ve sıcaklığın hareketine denir. Termodinamiğe biz ne diyoruz arkadaşlar? Isı ve sıcaklığın hareketine termodinamik diyoruz. Başka hocam buna örnek verebilir misiniz? Örnek diyoruz. Örnek. Çay. Hocam çay ne alaka? Mesela çayı ısıtıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Isıttığınız zaman doğalgazı açtınız ya da tüpü açtınız. Açtığınız zaman oradaki ısı neye geçiyor? Suya geçiyor. Su hareketleniyor mu? Hareketleniyor. Alttaki su molekülleri, bakın alttaki şurada tüp ocağını yaktım. Buradaki ısıyı, altta ısıyı verdim. Verdikten sonra buradaki su molekülleri ısındı mı? Isındı. Buradaki su molekülleri nereye gidiyor arkadaşlar? Üste çıkıyor. Üsttekiler nereye geliyor? Alta. Isı ve sıcaklık hareket etti mi? Hareket etti. İşte biz buna ne diyoruz? Termodinamik diyoruz. Başka tellerin ısınması. Bunu da yazabiliriz. Başka aklınıza ısı ve sıcaklıkla alakalı ne geliyorsa, bu hangi konudur arkadaşlar? Isı ve sıcaklık konusunda ne yapar arkadaşlar? Girer diyor. Diğeri ise arkadaşlar en bildiğimiz optik. Optik ışık arkadaşlar, ışığın yansıması. Renkler. Işık, ışığın yansıması, renkler, gölge, mercekler, aydınlanma. Hepsi neyin içine girer arkadaşlar? Fizikte optiğin içine girer. Yani ışık ve ışık olaylarını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz arkadaşlar? Optik diyoruz. Peki hocam örnek verebilir misiniz? Tabii ki örnek verebiliriz. Mesela gözlükler. Gözlüklerde ne vardır arkadaşlar? Gözlükler. Mercekler vardır, değil mi? İçinde mercekler hangisinin arasına girer? Optiğin içine girer. Mercekler, gözlükler, ondan sonra dürbün, teleskop. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Optiğin alanına girer diyoruz arkadaşlar. Peki günlük yaşamda kullandığımız örnekler var mıdır? Mesela fiber optik kablolar. Bunlar da arkadaşlar Wi-Fi. Bunlar arkadaşlar ne kullanılır? Işık kullanılır. Yani kırılmayan kablolar kullanılır. Onlara biz ne diyoruz? Fiber optik kablo. İçinden de ne geçiyor? Işık ışınları, ışık demetleri geçiyor. O da hangi fiziğin alanına girer? Optik fiziğin alanına girer diyoruz arkadaşlar. Başka arkadaşlar fiziğin alt dallarının diğer bir versiyonu ise o da nedir? Kamyonetin
Katı hal fiziği. Katı hal fiziğinin genellikle üniversitelerde karşımıza geliyor ve 12. sınıfta karşınıza gelir arkadaşlar. Kristal haldeki, bunu hemen yazalım. Kristal katı haldeki maddeleri inceleyen bilim dalıdır. Bilim dalıdır. Başka mesela katı haldeki örnek, bunu örnek verelim arkadaşlar. Örnek, şuraya örnek yazalım. Örnek nedir? Güneş pili. Başka arkadaşlar. Akıllı kumaşlar. Başka. Kir tutmayan, şöyle diyelim, boyalar değil mi arkadaşlar? Ya da yanmaz elbiseler, akıllı kumaşlar, yanmaz elbise. Başka. Leke tutmayan duvar boyaları, öyle diyelim. Leke tutmayan duvar boyaları. Bunların hepsi hangi alana giriyor arkadaşlar? Katı hal fiziğine. Yani mikroskobik düzeyde. Şöyle diyelim. Mikroskobik düzeyde inceleyen bilim dalına fiziğin hangi alt dalı giriyor arkadaşlar? Katı hal fiziği ne yapıyormuş? Giriyormuş. Hemen kağıt alalım. Katı hal fiziği nedir arkadaşlar? Budur diyoruz. Diğeri ise arkadaşlar, hemen kalemimizi değiştirelim. Atom fiziği. Adından da anlaşılacağı üzerine bir atom çizelim. Atomun merkezinde proton ve ne vardır arkadaşlar? Nötron vardır. Proton ve nötron vardır. Bunun çevresinde dolanan ise ne vardır arkadaşlar? Elektron vardır. Elektronu merkezinde proton, nötron, çevresinde ise ne vardır arkadaşlar? Elektronlar vardır. P protonla gösteriyoruz arkadaşlar. Nötronu ne ile gösteriyoruz? Üzerinde nötr yüklü taneciktir. Elektronu ise ne ile gösteriyoruz? Eksi, üzerinde E ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Gösteriyoruz. Canlıların ve maddelerin yapı taşını ne oluşturur arkadaşlar? Atom oluşturur. Canlıların ve maddelerin yapı taşını atomlar oluşturur. Bunu da arkadaşlar ne yaptık? Hemen söyledik. Yani atom nanoteknoloji, atom fiziğini uygulama alanlarına nedir arkadaşlar? Örnek verebiliriz. Şuraya örnek yazalım. Bu geneli kapsıyor arkadaşlar, atom fiziği. Çünkü her maddenin her canlı yapısında bulunduğu için nano teknoloji örnek verir. Nano teknoloji arkadaşlar, küçük çipler aklımızda kalsın. Tamam. Şuraya nano teknoloji küçük çipler örnektir. Diğeri ise arkadaşlar, şuraya hemen başlığımızı atalım. Nükleer fizik. Nükleer fizik, çekirdek fiziği de nedir arkadaşlar? Çekirdek fiziği de denir buna. Çekirdek fiziği. Atomun çekirdeğini şöyle yazalım, daha uygun olur. Atomun çekirdeğinin yapısını. Bak, bu atomdu. Atom çekirdeğinin yapısı. Yani içindeki proton, nötron inceler arkadaşlar. Elektron inceler. Tamam. Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdek etkileşmelerini, ve çekirdek tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Nükleer fizik aynı zamanda nükleer güç de demektir arkadaşlar. Nükleer fizik, bu çok önemlidir. Örnek yazalım.
Örnek nükleer santraller, değil mi? Biz nereye kuracağız? Mersin ve Sinop'a kuracağız, değil mi? Dünyada çok fazla var arkadaşlar nükleer santraller. Atomun parçalanması, uranyum 236 elementinin parçalanması sonucu ne meydana gelir? Nükleer güç meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir şeyimiz arkadaşlar fiziğin alt dalı yüksek enerji ve plazma. Ve yüksek enerji ve plazma nedir arkadaşlar? Atom altı parçacıklar. Atom altı parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Atom altı parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına yüksek enerji mi nedir arkadaşlar? Plazma fiziği diyoruz. Bu arkadaşlar 12. sınıfta karşımıza gelecek. Sadece şu an bu şekilde bilmeniz daha iyi olur arkadaşlar. Hocam atom altı parçacıklar nedir? Arkadaşlar atom altı parçacıklar dediğimiz zaman proton hani atomun merkezinde ne vardı? Proton, nötron ve elektron. Arkadaşlar onların da küçük parçacıklardan oluştuğunu söylüyor bilim adamları. İsviçre'nin CERN kasabasında da bu araştırmalara yapıyor bilim adamları. İşte proton nelerden meydana gelir? Proton nelerden meydana gelir işte arkadaşlar? Leptonlardan, baryonlardan, mezonlardan, kuarklardan. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Atomu daha da parçacıklara ayırıyor. İşte biz ona ne diyoruz? Yüksek enerji ve plazma fiziği diyoruz arkadaşlar. Peki örnek verebilir misiniz buna hocam? Tabii ki örnek yazalım. Savunma da arkadaşlar bunlar karşımıza ne yapabiliyor? Karşımıza gelebiliyor. Uzay, şöyle diyelim uzay, roket, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması. Nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması. Bunlar nedir arkadaşlar? Sıkça kullandığımız yerlerden bir tanesi diyoruz. Yüksek enerji ve plazmada nedir arkadaşlar? Budur diyoruz. Fiziğin alt dalları bunlardır arkadaşlar. Fiziğin alt dallarını bitirdik. Burada anlaşılmayan yer varsa videonun altına arkadaşlar yorumunuzu yazarsanız. Fiziğin alt dalları ne yapıyorduk? Fiziğin alt dallarını kamyonet diye şifreliyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Onların açıklamalarını biliyoruz. Peki fiziğin diğer disiplinlerle alakalı ilişkisi var mıdır? Arkadaşlar fiziğin tabii ki fiziğin diğer derslerle ilişkisi. Arkadaşlar dediğim gibi fizik sadece kendi başına bir şey ifade etmez. Peki neyle alakalıdır hocam? Mesela matematikle bir problem çözüyorsunuz. İlla ki neyi kullanmanız lazım? Matematiği kullanmanız lazım. Ya da diyorsunuz ki uzay gittikçe genişliyor. Peki olasılık var mı? Var. Felsefeyle de alakalı mıdır arkadaşlar? Alakalıdır. Ya da mesela biyolojide ne yapıyoruz arkadaşlar? Dendritler diyorsunuz, aksonlar diyorsunuz. İşte buradan buraya ne yapıyor? Bir enerji sarf ediyor. Bir hızı var mı? Var tabii ki. Bu da nedir arkadaşlar? Fizik alanına girer mi? Girer. O zaman diyoruz ki fizik diğer branşlarla alakalı etkileşim içinde bulunur mu? Bulunur. İşte diğer derslerle ilişkisi budur. Ya da mesela coğrafyadan hocam coğrafyayla ne alakalı? Yağmur yağdığı zaman su buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra bulut oluyor. Bulut tekrar belli bir şartlarda sıcaklığı düştüğü zaman yukarıdaki hava olaylarından ne yapıyor? Yere kar ya da yağmur olarak düşebiliyor mu? Düşebiliyor arkadaşlar. Bu da nedir? Bizim coğrafyayla ilişkisini ne yapar? Gösterir. Fizik sadece tek başına bir şey ifade etmez arkadaşlar. Fizik genel itibariyle diğer derslerde nedir arkadaşlar? Alakalıdır. Fizik genel itibariyle tek bir kuyuya koymayız. Hepsini ne yapar arkadaşlar? Kapsar diyoruz. Şimdi fizikteki alt dallarını söyledik. Peki hocam fizikteki nicelikler nedir? Arkadaşlar fizikteki biz nicelikleri iki şekilde söylüyoruz. Şimdi onları ne yapalım? Teker teker inceleyelim. Fiziğin
nicelikleri. Bunları kısaca ne yapalım arkadaşlar? Değinelim. Temel büyüklük. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Türetilmiş büyüklük. Diğeri ise arkadaşlar fizikteki nicelikleri gene ayırıyoruz. Fizikteki nicelikleri temel büyüklük dedik, türetilmiş büyüklük dedik. İki ise arkadaşlar bunu tekrar bir daha ayırıyoruz. Skaler büyüklük. Bunları açıklayacağız. Bir de nedir arkadaşlar? Vektörel büyüklük. Bunu hemen alın. Bekliyorum. Fiziğin nicelikleri dedik arkadaşlar. Temel büyüklük, türetilmiş büyüklük. Hocam ikisinde de aynısını yazdı. Şimdi biraz sonra arkadaşlar farkını ne yapacağız göreceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar fiziğin nicelikleri. İlk baştan ne yapalım? Şunu inceleyelim. Fiziğin nicelikleri dedik. Temel büyüklükler. Bunlar bizim için çokça önemli. Bakın bunlar önemli arkadaşlar. Fizikteki temel büyüklükler nedir? Temel büyüklük dediğimiz zaman aklımıza ne gelir arkadaşlar? Kendinden başka, hemen açıklamasını yazalım. Ondan sonra tanımlarını yapalım. Kendinden başka bir niceliğin, yazım kötü olduğu için tekrarlıyorum. Kendinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklere denir. Bakın burası önemli arkadaşlar. Burası önemli. Kendinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklere temel büyüklük denir. Tek başına ifade edecek. Tek başına. Tek başına. Tek başına ifade edilir. Tek başına ifade edilen büyüklük. Büyüklük denir. Büyüklüklerdir. Tek başına ifade edilen büyüklüklerdir. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Peki çeşitleri nedir? Şimdi arkadaşlar çeşitlerini ne yapalım? Yapalım. Kendinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklere temel büyüklük denir. Çeşitleri. Temel büyüklük dedik arkadaşlar. Temel büyüklükler. Aklımızda şu şekilde kalacak. Kısa muz arkadaşlar. Kısa muz diye aklımıza ne yapıyoruz? Kalacak. K nedir? K arkadaşlar kütle. I ışık şiddeti. S sıcaklık. A akım şiddet. M madde miktarı. U uzunluk. Z nedir arkadaşlar? Zaman. K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım miktarı, M madde miktarı, U uzunluk, Z ise nedir? Zamandır diyoruz. Temel büyüklükler aşağıdakilerden hangisidir derse hemen bunu yazıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Türetilmiş büyüklüklere geçebiliyoruz. Peki bunların simgelerini ne yapalım arkadaşlar? Teker teker bunları yazmamız lazım. Kütle hangi harfle gösteriyoruz? M. Birimi nedir arkadaşlar? Kilogramdır. Değil mi? Peki akım şiddeti yani ışık şiddetidir. Arkadaşlar ışık şiddeti ne ile gösteriyoruz? I ile gösteriyoruz değil mi arkadaşlar? Yani I ışık şiddeti birimi nedir arkadaşlar? CD'dir. Yani kandeladır. Kilogram. CD nedir arkadaşlar? Kandela. Tamam. I da akımdır. S nedir arkadaşlar? Sıcaklık. Neyle gösteriyoruz? Büyük T harfi ya da küçük T harfi şeyimize göredir. Birimi nedir arkadaşlar? K. K nedir? Kelvin'dir. Bunları yavaş mı gidiyorum, hızlı mı gidiyorum arkadaşlar? Sonra alırsınız.
A nedir arkadaşlar? Akım şiddeti. Bu da nedir arkadaşlar? I. Şunu doğrultalım arkadaşlar. Yani ben elim alıştığı için I ile I'ya. Akım şiddeti büyük I ile gösterilir. Bu yüzden nedir? Küçük I ile gösterilir. Akım şiddeti nedir arkadaşlar? I'dir. Birimi nedir? Birimi A'dır arkadaşlar. Peki A nedir hocam? Amperdir. Gelelim madde miktarına. Madde miktarı nereden hatırlayacaksınız? Kimyadan hatırlayacaksınız. Madde miktarı neyle gösteriyoruz arkadaşlar? 8. sınıfta hatırlayın. N ile gösteriyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Mol'dür. SI birim sistemi de budur. Ölçme aracı arkadaşlar. Bunun maalesef nedir? Yoktur. Tamam. Nedir arkadaşlar? Uzunluktur. Birimi nedir arkadaşlar? M'dir. Neyle ölçüyoruz biz arkadaşlar? Daha doğrusu M, metre ile ölçüyoruz değil mi? Uzunluk M'dir. Peki uzunluğu hangi harfle gösteriyoruz? Yani bunu kaç uzunluktur, kaç birimdir? 10 metredir değil mi? O şekilde söyleyebilirsiniz. Z arkadaşlar nedir? Zamandır. Zamanımızda neyle gösteriyoruz? T harfiyle gösteriyoruz. Uluslararası düzeyde ise arkadaşlar neyle gösteriyoruz? H ile gösteriyoruz zamanı. Peki zamanın birimi nedir arkadaşlar? Zamanın birimi ise saniyedir. Peki neyle ölçüyoruz bunu? Neyle ölçüyoruz? Saatle ölçüyoruz değil mi arkadaşlar? Bunları bileceğiz arkadaşlar. Temel büyüklükler nedir? Bunlardır. Gelelim türetilmiş büyüklükler. Temel büyüklükler tek başına ifade edilen büyüklerdir. Türetilmiş büyüklük nedir? Arkadaşlar birden fazla temel büyüklük ile ifade edilendir. Örneğin mesela arkadaşlar kuvvet eşittir F eşittir M çarpımda kütle ve nedir arkadaşlar? İğme. Birden fazla kuvvet cisim bir şeyle ifade edilir mi arkadaşlar? Temel büyüklüğe ifade edildi mi? Edildi. Ya da nedir arkadaşlar? Enerji diyelim. Enerji E eşittir. Bir sürü göstergesi vardır arkadaşlar. M, G, H ya da 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? M ve kare. Kinetik enerji ve potansiyel enerji. Bir sürü harfle ifade edilebiliyor mu? Sizin tabirinizde ifade edilebiliyor. O zaman birden fazla temel büyüklüğe ifade edilen büyüklüklere ne diyoruz arkadaşlar? Temel büyüklük diyoruz. Nedir arkadaşlar? Basınç. Basınç da neydi? P eşittir. F bölü S ya da G bölü nedir arkadaşlar? S'dir. Birden fazla ifadeyle edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Peki hocam ben temel büyüklük mü, türetilmiş büyüklüğümü nasıl ifade edeceğim? Arkadaşlar temel büyüklükleri yazın. Temel büyüklükleri kısa muz değil mi? Bunu biliyorsunuz. Onun dışında kalan hepsi nedir arkadaşlar? Türetilmiş büyüklükleri de ne yapabiliriz arkadaşlar? Diyebiliriz. Biraz önce hatırlarsanız ne dedik arkadaşlar? Hemen şunu alalım. Fiziğin nicelikleri temel büyüklüğe ve türetilmiş büyüklüğe. Fizikteki nicelikler gene ikiye ayrılmıştır. Skaler büyüklük ve vektörel büyüklük. Arkadaşlar burayı ne yaptık? Açıkladık biz. Temel ve türetilmiş büyüklükleri açıkladık. Peki fizikteki nicelikleri gene kaça ayıracağız arkadaşlar? İkiye ayıracağız. Onları hemen yazalım. Bunu aldık mı? Hemen biraz bekleyelim. Ondan sonra ona ne yapalım? Geçelim. Gelelim arkadaşlar fizikteki niceliklere. İkinci niceliklere. Fizikteki büyüklükle arkadaşlar skaler büyüklük dedik, vektörel büyüklük dedik. Skaler büyüklük nedir? Sadece ölçü değeri ve birimi ifade eden büyüklüklerdir. Vektörel büyüklük arkadaşlar yönlü büyüklüklerdir.
5 örnek diyelim hemen şuraya. Beş kilogram elma araba doğu yönünde 5 kilometre bölü saniyelik hızla gidiyor. Şuna bir diyelim, şuna iki diyelim. Ali'nin ağırlığı 10, daha doğrusu boyu diyelim. Boyu 10 metre. Bunlar arkadaşlar örnek. Aklınıza ne gelirse istediğinizi yazabilirsiniz. Hangileri skaler, hangileri vektöreldir? Arkadaşlar 5 kilogram elma. Elmanın yönü var mı? Batı mı, doğu mu, kuzey mi, güney mi? Yönü yok arkadaşlar. Yönsüz büyüklüktür. O zaman bu nedir? Skaler büyüklüktür. Yani yönsüz büyüklüktür. Araba doğu yönünde 5 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Arkadaşlar yönü var mı? Var. O zaman bu nedir? Vektöreldir. Yani yönlü büyüklüktür. Ali'nin boyu 10 metredir. Arkadaşlar burada doğu, batı, kuzey, güney yönlü var mı? Hayır, yok. O zaman yönsüz olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Skaler büyüklüktür diyoruz. Umarım arkadaşlar vektörel büyüklükleri ve skaler büyüklükleri anlamıştırsınız. Bunları ne yapalım arkadaşlar? Skaler büyüklükleri ve vektörel büyüklükleri kısaca değindikten sonra bunu arkadaşlar vektörel büyüklükleri biraz daha açalım. Vektörel büyüklük nedir? Bir vektörün olabilmesi için nelerin gerekiyor? Arkadaşlar bir vektörün olabilmesi için 4 tane önemli bir özelliği olması gerekiyor. Hemen şuraya biraz hızlı geçiyorum. Yavaş gideyim. Şöyle. Bir vektörün olmazsa olmazlardan arkadaşlar 4 tane önemli özelliği var. 1. Niye olması lazım arkadaşlar? Başlangıç noktası. 2. Ninin olması lazım arkadaşlar? Büyüklüğü. Ya da ne diyoruz? Şiddeti. Başlangıç noktası. Büyüklüğü. Bir de niye olması lazım? Doğrultusu. Bir de niye olması lazım arkadaşlar? Yönünün olması gerekiyor. Peki hocam bir vektör nedir? Ben anlamadım hala. Arkadaşlar mesela şu kalemi alalım. Şöyle bir yönümüzü çizelim. Üst taraf her zaman kuzey, güney, batı ve nedir arkadaşlar? Doğudur. Şu kalemimizi koyalım. Mavi kalemi koydum. Ucu ne tarafı gösteriyor arkadaşlar? Ucuna bakalım. Bakın ucu ne yönü gösteriyor arkadaşlar? Güney yönünü gösteriyor. Peki bunun büyüklüğü kaç birim? Ya da daha doğrusu kaç karış? Kaç karış arkadaşlar? Atıyorum bir karış. Bakın aynı zamanda bir başlangıç noktası var mı? Var. Bakın başlangıç noktası da bunun burasıdır. Örnek veriyorum. Peki bunun doğrultusu ne taraf? Arkadaşlar doğrultusu ne tarafa? Aşağı doğru gidiyor. İşte biz buna ne diyoruz? Vektörel büyüklüğü. O zaman bir vektörümüzü alalım. Vektörümüz hangi vektör olsun arkadaşlar? K vektörü olsun. Vektör olduğunu ben nereden anlayacağım? Bakın üzerinde şöyle bir işaret varsa bu vektörel işarettir arkadaşlar. Eğer üzerinde vektörel ifadesi yoksa o nedir? Skalerdir. O zaman 5'in üzerinde şapka varsa vektörel, 5'in üzerinde şapka yoksa bu nedir arkadaşlar? Skalerdir. Vektörel ifadesinin gösterimi nedir? Bu şekildedir. Peki bunun yönünü çizdik. Yönü ne taraf arkadaşlar? Bakın ok yönü bu tarafı gösterdiği için yönü nedir? Doğu yönüdür. Başlangıç noktası nedir? Bakın burasıdır. Başlangıç noktası. Peki hocam büyüklüğü nedir? Arkadaşlar kaç karış dedim? Atıyorum 5 karış. Bunun büyüklüğü de nedir arkadaşlar? 5 karış. Peki bunun doğrultusu ne tarafa? Arkadaşlar bunun doğrultusu nedir? Bu tarafadır diyoruz. Burada anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa hemen hızlı bir şekilde alın. Ondan sonra dersimizi azar azar ne yapalım? Birinci ünitemizi komple bitirelim. Hemen bir tane vektörlerle ilgili arkadaşlar ne yapalım? Sorumuzu çözelim. Fazla vektörlerle alakalı arkadaşlar zor soru sormayız. Onları ne yapalım? Hemen halledelim. Yazsak geçelim. Örnek diyelim. Ali bu tarafa doğru, bakın Ali bu tarafa doğru 5 Newton büyüklüğünde bu tarafa doğru çeksin. 5 Newton bu tarafa doğru çeksin. Berke bu tarafa doğru
20 Newton'la çeksin arkadaşlar. Kuvvetin ve kuvvetin ya da vektörün yönünü bulunuz. Vektörün yönünü bulunuz. Şimdi arkadaşlar bulalım. Bakın bu tarafa doğru götürüyor. Bu tarafa doğru götürüyor. Kimin dediği olur arkadaşlar? Tabii ki büyüğün dediği olur. O zaman 20 eksi 5 nedir arkadaşlar? 15'tir. Kimin büyük? Kim büyük arkadaşlar? B. B ne tarafa doğru götürüyor? Bu tarafa. O zaman yönümüz ne tarafa olacak arkadaşlar? Bu tarafa doğru 15 Newton büyüklüğünde olacak. Hocam farklı olsaydı A bu tarafa doğru 5 Newton, B bu tarafa doğru 20 Newton. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? 5 artı 20. O zaman 25 ne yapacaktı arkadaşlar? 25 Newton bu tarafa doğru olacaktı diyoruz. Tamam. Burada anlaşılmayan yer var mı arkadaşlar? Bu zamana kadar anlaşılmayan yer var mı? Lütfen yazın. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Gelelim son konumuz arkadaşlar. Son konumuz nedir? Son konumuz arkadaşlar fizik ve bilimsel araştırma merkezleri diyoruz arkadaşlar. Bunları da zaten biliyorsunuzdur. Bilimsel araştırma merkezleri. Bilimsel araştırma merkezleri nedir? Arkadaşlar bilimsel araştırma merkezleri siz biliyorsunuzdur. TÜBİTAK. TÜBİTAK. Değil mi arkadaşlar? Türkiye'de bilimsel araştırma merkezi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na biz ne diyoruz arkadaşlar? TÜBİTAK. Başka ne var arkadaşlar? Bizim bildiğimiz, aklınızı şöyle biraz yoklayın bakalım. Ne vardır arkadaşlar? TEK vardı değil mi? TEK. Peki bu nedir? Türkiye, bunu da bileceğiz arkadaşlar. Türkiye Atom, bakın Atom Enerji Komisyonu kuruluştur. Atom ile ilgili her bir şey olursa arkadaşlar hangi kuruluş gelecek? TEAK aklımıza gelecek. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na biz ne diyoruz arkadaşlar? Bunu diyoruz. Diğer ise arkadaşlar ASELSAN. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar Askeri Elektronik Sanayi. Askeri Elektronik Sanayidir. Değil mi arkadaşlar? Onda ne yapıyoruz? Biliyoruz Türkiye askeri. Bizim işte TSK'daki bütün elektronik ve tesisatımızı kim sağlıyor? ASELSAN sağlıyor. Diğeri ise arkadaşlar bunu da bileceğiz. İsviçre'nin CERN kasabasını. CERN diye yazıyor arkadaşlar. CERN diye okunuyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkez. Bu da nedir arkadaşlar? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Hadron çarpışmaları, işte protonla protonu çarpışıyor, nötronla nötronu çarpıştırıyor. Nedir arkadaşlar? O da bilimsel kuruluşlardan bir tanesidir. En bildiğiniz arkadaşlar NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi değil mi arkadaşlar? Ulusal her ülkeden var arkadaşlar, bizden de var. Havacılık ve Uzay Dairesi. Bu nerede buluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Biz de katkı sağlıyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki biz de katkı sağlıyoruz. Son ise arkadaşlar, son kim geliyor? ESA geliyor. Duyan var mı hiç ESA'yı? ESA, hani bu dünya genelinde arkadaşlar NASA, CERN, ESA ise arkadaşlar Avrupa Uzay Ajansı. Avrupa Uzay Ajansı. Avrupa'daki bütün uzayla ilgili gelişmeleri inceleyen bilimsel kuruluş kimdir dediği zaman arkadaşlar budur diyoruz. Arkadaşlar birinci ünitemiz burada bitmiştir. Bir daha tekrarlıyorum. Bilimsel araştırma merkezleri TÜBİTAK, TEAK, ASELSAN, CERN, NASA ve en son ise nedir arkadaşlar? ESA'dır diyoruz.
Lütfen kendinize iyi bakın. Konularınızı tekrar yapın arkadaşlar. Şöyle biraz daha açıklayayım. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı kitabından, Milli Eğitim Bakanlığı kitabından, MEP kitabından arkadaşlar. Ona göre işledim. İndirip oradaki konuları sırasıyla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gidebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.